Nobel ödülü almış 69 isim İmralı'da yaşanan tecride dair bir deklarasyon, bir yayınladılar, bir mektup gönderdiler. Öcalan'ın serbest bırakılması ve askıya alınan müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep ettiler. Bu mektupta dile getirilenleri biz de savunuyoruz. Kürt meselesinin demokratik çözümü için, tüm sorunlarımızdan kurtulmanın belki de en önemli adımının atılması için müzakere sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Geçmişte başlatılmıştı. Türkiye halklarının umudu olmuştu o müzakere süreci ve aynı iktidar yine iktidardaydı. Dolayısıyla bu hafızayı silmeden bu hafızayı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bakın, müzakereden vazgeçmenin bedelini Türkiye 10 yıldır ödüyor. Her alanda ödüyor ve giderek toplumsal barış her haliyle çökertilmeye devam ediliyor. Bunun örneklerini her gün yaşıyoruz. Cezaevindeki hak ihlallerinden Kürtçeye, Kürt halkına yönelik türlü türlü saldırganlıklarda görüyoruz. Bakın, burada bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı herkese göstermek istiyorum. Ne görüyorsunuz bu fotoğrafta? Bu fotoğrafta düğünde halay çeken kadınlar. Evet, düğünde halay çeken kadınlara yönelik Siirt valisi halkın huzurunun kaçırıldığını söylüyor. Gözaltına alındılar. Düşünebiliyor musunuz? Düğünde halay çekiyor. Size şu soruyu sorayım. Siz düğüne gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Gerçekten merak ediyoruz. Düğünde halay çekilir, türküler söylenir, eğlenilir. O mutlu gün düğün sahipleriyle paylaşılır. Ama düğüne halaya giden kadınlar tutuklandılar. Gözaltına alındılar. Şimdi bunun nedeni, bu Mersin'de başladı, Ağrı'da devam etti, şimdi de Siirt'te yaşanıyor. Halkın huzurunu kaçırmaymış. Daha önce de burada dile getirdik. Örneğin Kürtçe tiyatrolar yasaklandı. Türkiye'de Kürtçe şarkı söyleyenlere yönelik saldırılar oldu. Oysa iktidar hep şunu söylüyordu. Bizim zamanımızda artık Kürtçenin önündeki engelleri kaldırdık. Kürtçe televizyon var, Kürtçe radyolar var, Kürtçe tiyatrolar var, düğünlerde Kürtçe söyleniyor. Hiçbir yasak kalmadı diye. Burada bunu defalarca dile getirdiler. Biz de defalarca yasakları dile getirdik. Artık bu konuda iktidar bir karar vermeli. Ve demokrasiden, hukuktan, adaletten yana, insan haklarından yana tavrını netleştirmeli. Çünkü bu yasaklar artık tahammül edilebilir yasaklar değil. Kaldı ki bir mantığı bile yok. Yani düğünde halay çeken kadınlar Kürtçe şarkıyla halay çekiyor diye tutuklanır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden de bunlara son verilmesini istiyoruz.